Bir zamanlar fakir ama şey yogi vardı. Gördün mü şimdi nerelerdeyim? Ultra başlangıç 11 videosuna hoş geldin. Gördün mü Kerem? Döner koltuk yaptım kendi kendime. Hazırsan gene söyle. Gerçekten de döner koltuk abi muydu? Görmedin mi? Şöyle döndürdüm. Ya ben de ne yapıyor acaba dedim. Açıkladığın için teşekkürler. Prodüksiyon zayıf olduğu için kendim döner koltuk yaptım. Evet, düşük bütçeli çalışıyoruz arkadaşlar. Mustafa'nın da bahsettiği gibi ultra başlangıç 11 ile 3 tane yeni temel poz öğreneceğiz. Bununla bir akış yapacağız ve tabii ki de Surya Namaskar'la başlıyoruz. O yüzden geldin matın önüne. Ayaklar kalça genişliği, baş parmaklar birbirine paralel. Üst bacak kaslarını ve kalçayı aktif ettin. Kollar gevşek ve rahat. Avuç içleri karşıya bakıyor. Gözleri kapat. Dikkatin burnundaki nefesinde. Birkaç nefesle pratiğine odaklan. Ayak tabanlarını matı iyice kavra. Gözleri arala. Kolları yukarı gönder. Belinden hafifçe geriye bükül. Başı da düşür arkaya. Kapan öne. Uttanasana. İyice karnını üst bacaklara yaklaştır. Sağ ayak büyük bir adımla geriye binici. Plank. Ashtangasana. Bhujangasana. Ve aşağı bakan köpek. Sağ ayağı yukarı gönder. İki elin arasına yerleştir. Binici. Ve Uttanasana. Kollarla yukarı uza. Geriye bükül. Kapan öne. Uttanasana. Sol ayak geriye binici. Plank. Ashtangasana. Bhujangasana. Ve aşağı bakan köpek. Sol ayağı yukarı gönder. İki elin arasına yerleştir. Binici. Ve Uttanasana. Kollarla yukarı uza. Geriye bükül. Kapan öne. Uttanasana. Sıçra. Plank. Chaturanga. Bhujangasana. Ve aşağı bakan köpek. Ellerin arasına bak. Sıçra Uttanasana. Kollarla yukarı uza. Geriye bükül. Kapan öne. Uttanasana. Sıçra plank. Chaturanga. Bhujangasana. Aşağı bakan köpek. Sıçra ellerin arasına. Uttanasana. Kollarla yukarı uza. Geriye bükül. Kapan öne. Uttanasana. Sıçra plank. Chaturanga. Bhujangasana. Aşağı bakan köpek. Sağ ayağı yukarı gönder. İki elin arasına yerleştir. Anjani Asana. Şimdi burada şaşırma. Evet, bu poz daha önce yaptığımız bir poz.
Ama bugün öğreneceğimiz pozlar için birazcık kalçayı esnetmemizde fayda var. O yüzden kalçayı biraz esnetelim ve sırtı da güçlendirelim. Kollarla yukarı uza. Kerem, neden kalçayı esnetiyoruz biliyor musun? Neden? Çünkü kalçası yere yakından korkacaksın. Herkes bizden korksun diye kalçamızı mata yaklaştırıyoruz. Yani herkesin bizden korkmasına ne gerek var? Öyle, ben ancak böyle bağlayabildim konuyu. Tamam. Ne şeyde öğretiyor musun adam? Elleri yere bas, ayağı geriye gönder, plank. Çaturanga. Bucanga sana. Ve aşağı bakan köpek. Sol ayakla yukarı uzat. İki elin arasına yerleştir. Anjaneyasana. Sırtı iyice uzat. Hatta başı geriye gönder. Birazcık geriye de bakın. Kalçayı aşağı bastırmaya devam et. Bas elleri yere. Plank. Çaturanga. Bucanga asana. Ve aşağı bakan köpek. Sağ ayakla yukarı uza. Sağ elin dışına yerleştir. Ve kertenkele. Eğer ki dirsekler havada kalıyorsa bir destek alabilirsin. Bir minder olur, blok olur. Peki Kerem, hayatın bir film olsaydı hangisi olurdu? Bu arada bu soru çok iyi. Sokak röportajı sorusu oldu bu. Hayatın bir film olsaydı hangi film olurdu? Evet. Aklıma film deyince şey geldi. Şu Teoman'ın 1 milyon dolar harcayıp da. Evet. Hiç kimsenin izlemedi. Senden öğrendiğim filmi. Benimki, seninki Cennet Mahallesi mi olurdu? Ne alaka? Ne bileyim ya, öyle geldi. Ellerin üstüne yüksel. Benim hayatım film olsa dünya klasiklerinden Cennet Mahallesi olurdu. Ayağı geriye gönder. Plank. Çaturanga. Bucanga sana. Ooo Kerem, inanılmaz bir fikir geldi şu an aklıma. Aşağı bakan köpek. Her hafta bir takipçimizle pratik yapacağız. İki haftada bir. Bir videomuza bir takipçimiz gelecek. Bunu duyan sen. Dikkat et. Dört ayakta durduk. Bunu bildi. Şu an bizi ciddiye almadığını biliyorum. Ama harika fikir. Çok iyi değil mi? Bunu da buradan böyle duyurmuş olalım. Keşke böyle duyurmasaydık ama böyle duyurmuş olduk. Bir takipçimizle beraber yoga pratiği yapacağız. O zaman aşağı bakan köpek. Sol ayağı yukarı gönder. Sol elin dışına yerleştir. Kertenkele. Bu son. Buradan sonra yeni pozlara geçiyoruz. Bir bugün, sonraki programda da böyle Türkiye'nin sosyoekonomik durumunu tartışacağız. Bir şey söyleyeceğim. Böyle konuşalım. Oğlum çok güzel fikirler geldi. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Yeni bir mikrofon almamız gerekiyor çünkü bunlar ikili. Evet. Arkadaşlar, bizle pratiği yapacak arkadaş konuşmayacak. Bizle pratiği yapacak arkadaş kendi mikrofonunu getirsin. Arkadaşlar, burada şöyle bir şey yaşıyoruz. Sürekli şu an YouTube'da hiç para kazanmadığımız için sürekli diyoruz ki ya şunu da alalım, masraf bitti. Ellerin üstüne yüksel. Gelecek arkadaş konuşmayacak, konuşsa da duyulmayacak. Bunu bilerek gelsin. Plank. Hatta videoda da gözükmeyecek. Çaturanga. Bucanga sana. Hatta şu anda yanımızda biri var. Aşağı bakan köpek. Arada gözüküyor, kesiyoruz, atıyoruz. Sağ ayakla yukarı uza. Evet, şimdi geldik bugünün ilk pozuna. Arda Çandırasana. İki elin arasına yerleştirdin.
sağ elini ayağının hizasına, öndeki ayağın hizasına, eğer ki burası seni çok zorlar, dengeni sağlayamazsan birazcık matın sağına doğru, ayağının sağ köşesine doğru açabilirsin. Geldim burada, dengeyi sağladın, sol ayak yukarıda, sol kolla yukarı uzadın. Arkadaki ayak flex olabilir. Göğüs kafesini aç iyice sola. Elleri yere bas. Ayağı bırak. Plank. Çaturanga. Bhujanga asana. Ve aşağı bakan köpek. Sol ayağı yukarı gönder. Ve iki elin arasına yerleştirdin. Yine Ardha Chandrasana, yarım ay duruşu. Burada elinin altına bir destek de alabilirsin. Yükseltebilirsin elini. Belki daha rahat olur senin için. Ve tekrar bırak yere eli. Ayağı geriye bırak. Plank. Chaturanga. Bhujanga asana. Ve aşağı bakan köpek. Şimdi Ardha Chandrasana, Chapasana'ya geleceğiz. Sağ ayakla yukarı uza. İki elin arasına yerleştir. Yine doğruldum. Burada tek fark, arkadaki ayağı yakaladık. Ve diz kapağını açabildiğin kadar yukarı doğru aç. Tavana doğru açabildiğin kadar açıyorsun. Bıraktın. Plank. Chaturanga. Bhujanga asana. Ve aşağı bakan köpek. Sol ayakla uza. Gel iki elin arasına. Ve poza girdi. Arkadaki ayağı tut. Diz kapağını aç yukarı. Ve geldim plank'e. Chaturanga. Bhujanga asana. Ve aşağı bakan köpek. Dizleri yere koy. Çocuk duruşunda birkaç nefes dinlen. Hayır, ani çıkış yapmayacağım. Bu defa olmaz Kerem. Kimse bana ani bir çıkış yaptıramaz bu videoda. Sakın değil. Fark ettim onu. Benden bir beklenti var. Bekleme boşa. Evet Mustafa. Çok haklısın. Evet, geldik bugünün son pozuna. Natarajasana. Dansçı pozu. Aslında bugün yaptığımız pozlar çok da ultra başlangıç diyebileceğimiz pozlar değil. Fakat artık bu 11. videomuz ve gerçekten bundan önceki 10 videoyu hakkını vererek pratik ettiysen ve birkaç tekrarla bu pozları bedenine, zihnine iyice kazıdıysan, yerleştirdiysen burada belki çok küçük zorlanabilirsin. O da gayet normal. Vazgeçme. Sadece çabalamaya devam et. Bu 11. artık kendini biraz toparla ya. Yani biz bu adam kaç videodur sana diyor ki yani şunların hakkını ver diyor. Bu çocuklar ne yaptın sana ya? Yani. Kusura bakma Kerem yani. Ben senin emeğin için ya. Ya iyi ki varsın. Kendinize gelin artık ya. Kafamızda saç kalmadı yapma. Bu çocuk anlatır geçer. Bu çocuğa göre bir şey yok. Yapalım hocam buyurun ya. Yani evet. Ya ondan sonra efendim beklentiye girme. Yoga şuraya iyi gelir mi buraya? Aynen. Hakkını ver. Önce adam olacaksın sen. Şimdi sağ ayak yerde, hanım, sağ ayak önde. Natarajasana, dansçı poz. Önce sağ ayakla, yerdeki ayakla iyice yere köklendin. Göğüs kafesin
hemen yere paralel bir şekilde getirmeyeceksin. Burada yapılan en büyük hata o. Çünkü dengeyi bozabiliyor. Sırt mümkün olduğunca canlı. Sırt kaslarını aktif et. Göğüs canlı. Arkadaki ayağı yakala. Şimdi arkadaki ayağı uzaklaştırdın kendinden. Topuğu kalçadan uzaklaştırdın. Ve burada diz kapağını yukarı kaldırdıkça göğüs kafesi kendiliğinden aşağı inecek. Ama izin verme. Mümkün olduğunca dik tutmaya çalış. Konuşurken çok zor. Kaybettiğin erkeğe dön de bir bak istedim. Kimeydi bu çıkış? Bütün kızlar. Bir dakika. Kaybettiğin derken kazanan biri mi var yoksa? Oo, Mustafa Bey. Bir dur ya. Bugünün dedikodusu varmış da haberimiz yokmuş. Yok, söyleyemem. Hadi pozuna baksana. Tekrar sağ ayakla, aynı ayakla gel. Adı ne? Gidiyorum değil mi sen adınızı? Gidiyorum. Şimdi tekrar bir gel aşağı bakan köpeğe. Hem bir sırtı rahatlat. Olduğun yerde bir adımla bacaklar bir dinlensin. Bir de sol ayakla yapacağız. Ardından birazcık soğuyup dersi tamamlayacağız. Sol ayağı yukarı gönder. Gel iki elin arasına. Evet. Haydi bakalım Natarajasana. Gel iki elin arasına. Haydi Natarajasana. Adı ne Mustafa? Hanım sen önce kendi çakrana bak. Ve yavaşça ayağı geriye indir. Geldin aşağı bakan köpek. Dizleri yere koy. Kalçayı yere bırak ve ayakları öne uzat. Ayaklarını öne uzat, döv dizlerini. Niye dizini dövmeyen? Bir özür karın dilerim. Hareketi yapalım. Ardından öne kapanarak dersi tamamlayalım. Kanka. Eller arkada. Var nezaketen bir şeyler söyle burada. Rencide oldum, espri yaptım, hiç tepki vermedin. Hayır da ne oluyoruz yani? Videoyu açınca mı böyle ama aşağıda çok güldüm. Yok, ben bölmeyeyim. Siz devam edin. Ben bölmeyeyim. Elleri arkaya değil, öne alalım. Vazgeçtim. Eller önde. Parmak uçlarında örümcek eller. Ve dizleri karnına çektim. Uzat. Ve çek. Karnın aktif yoksa yük boyuna binecek. Çek. Uzat yukarı. Bük dizleri. Uzat ve çek. Devam. Uzat. Çek dizleri. Evet, uzat. Haydi son 3. Uzat ve çek. Kollar gergin. Sırt güçlü. Bük ve son. Kap. Ve ayak tabanlarını yere koy. Birazcık kapan şöyle dizlere sarıl. İstediğin kadar birkaç dakika tabii ki şavasana yaparak pratiği tamamlayabilirsin. Mustafa, söylemek istediğim bir şey var. Teşekkür ederim Keremcim. Bugün paylaşacağım herhangi bir yargı, done ve bir başka şey yok. Esen kalsınlar isterim. Herkes mutlu kalsamaz. Sukina Bhavantu. Ve namaste. Namaste.